filmimizin bu bölümünde artık KOAH'la mücadelede olmazsa olmaz koşullardan bahsedeceğiz. İlaç kullanımından bahsedeceğiz. KOAH'la mücadelede birinci koşul, hastanın hastalığını tanımasıdır. Bu birinci koşul. Dolayısıyla bu hastalık nasıldır, nasıl seyreder, hangi dönemlerde bu hastalık alevlenir, artar, bu hastalığa yönelik yakınmalar hangi dönemlerde artar, bunlardan hastamızın bilgi sahibi olması gerekiyor. İlaçlarının ne olduğundan, bunları nasıl kullanacağından, bunların yan etkilerinin ne olduğundan haberdar olması gerekiyor ve ilave tedavi yöntemleri var mı, bunlardan haberdar olması gerekiyor. Sosyal çevresinin aynı şekilde bilgili olması gerekiyor ve hastamıza destek olması gerekiyor. Ve şimdi bizim hastalarımızın bu konudaki tecrübelerini merak ediyorum. Onlara sormak istiyorum tek tek. Acaba bir başka KOAH hastası yanlarına gelse, mesela Yaşar Hanım artık çok tecrübeli, ona bu hastalıkla mücadele etmede ne türlü tavsiyelerde bulunur acaba? Hepinize ayrı ayrı soracağım soru bu. Buyurun Yaşar Hanım. Evet hocam. Ben yıllardır KOAH hastasıyım. Bu hastalığı çok kötü bir durumda izliyorum. Yani zorlukları pek çok. Yanıma gelen bir arkadaşıma, eşime, dostuma da muhakkak sigara içiyorsa sigara içirmemeyi ve içmemesini tavsiye ediyorum. Yani şeyde yapıp baskı da kurabiliyorum. Çok güzel. İçmemeleri için. Evet. Evde katiyetle sigara içirmiyorum. Beni en çok etkileyen sigara dumanı. Yani nerede olursa olsun 10 kilometreden de onun kokusu geliyor benim şeyime rahatsız ediyor. Rahatsız ediyor. Evet. Evimde de öyle tozdan yani böyle şey olacak bir şeyden kaçınıyoruz. Onun dışında böyle sizi sık sık hastaneye yatırmamız gerekiyor. Sık sık hastaneye yatıyorum. Hastalık arttığı için değil mi yatıyorsunuz? Nasıl oluyorsa şey demiyorum öksürük oluşuyor, balgam. Nefes darlığı artıyor. Nefes darlığı artıyor. Hastaneye yatmak zorunda kalıyorum. Acile yatmak zorunda kalıyorum. Daha önce yoğun bakıma bile yattınız. Yoğun bakımda çok yattım. Hı hı. Peki acaba onları engellemek için, yatışları azaltmak için daha önce sizle bu konuda bilgilendirme yapmış mıydık? Ne yapmak lazım? Düzenli olarak... İlaçlarımızı düzenli kullanmamız... Bir de fizyoterapinin o şeysini, nefes programını ve şeylerini güzel yapmamız. Yani hepsini evde de yapmamız gerektiğini anlatıldı. Evet, ben burada Yakup Bey'e de dönmek istiyorum. Çünkü onu daha çok yeni yatırdık. Siz ne dersiniz Yakup Bey? Ben bilhassa bu griple ilgili bazı dönemlerde yapılan aşıları tavsiye ediyorum. Bilhassa doğayla iç içe olup yürüyüşü, hareketliliği tavsiye ediyorum. Bilhassa sonbaharlarda bende bu artış oluyor. Sigara içenlere canım gidiyor, acıyorum. Fırsat bulursa onlara bazı bilgiler vererek vazgeçirmeye gayret ediyorum. Çoğuna da acıyorum o kadar. Evet. Aşılar gerçekten önemli. Çünkü bu hastalık özellikle kış aylarında alevlenir. Alevlenme atak dediğimiz şey. Hastalığın, hastalıkta ne kadar çok alevlenme olursa akciğer fonksiyonlarındaki bozulma da o kadar ön plana çıkıyor. Biz istiyoruz ki akciğer fonksiyonları artık daha fazla bozulmasın. En azından orada durduralım, orada bırakalım istiyoruz. Bunun için grip aşısını yılda bir yapmak lazım ve bazı koşullar olduğu zaman da bazı koşullar olduğu zaman da zatürre aşısını da artık öneriyoruz. Doğru, 5 yılda bir. Ve bunlar hakikaten bu alevlenme sıklıklarını, hastane yatışları bunları azaltıyor. Bu değerli. Onun ötesinde alevlenme sayısını yani özellikle de ciddi alevlenme, hastane yatışlarla karakterize alevlenmeyi azaltırsak gerçekten akciğer fonksiyonlarındaki kaybı engelleme şansımız var. Ben bu noktada Adnan Bey ve Seniha Hanım'ın hiç alevlenme geçirip geçirmediğini sormak istiyorum. Seniha Hanım? Galiba benim bir kere antibiyotik tedavisi başlayacak kadar bir sıkıntım olmuştu. Evet ama çok az. Ama bir kere. Evet. Acil olarak yatmadım. Hiç yatmadım. Ayaktan tedavi Ayakta etmiştik sizi. Tedavi öyle hatırlıyorum. Şimdi 2 senedir de düzenli grip aşılarımı oluyorum. Enfeksiyonlarım daha hafif geçiyor.
Ateş yükselmesi hiç olmadı 2 senedir. Adnan Bey sizin? Hocam ben Gazi Üniversitesi'nde yatıncaya kadar hemen hemen günde bir su bardağı kadar en az balgam çıkarıyordum. Hastanede tedavi olduktan sonra son 2-3 aydır bir çay kaşığı kadar dahi olmuyor. Ben hastane tüm personeline teşekkür ediyorum. Akademik üyeler personeline. Evet, şimdi şöyle bir şey var. Tabii ki alevlenme sayısını azaltmak için ilaçlarımızı doğru kullanmak çok önemli. İşte sağlıklı yaşamı kendimize bir hedef olarak belirlemek çok önemli. Aşılarla ilgili şöyle bir şey var. Devlet aşıların ücretlerini ödüyor biliyorsunuz değil mi? KOAH reçetesi yazdığımız önce zaman ve raporu öyle ödeniyor. Yani yazdığımız zaman reçeteyi hasta kesinlikle alabiliyor. Bu çok önemli bir bilgi. Yani aşı parası vermeyecek hastalarımız KOAH olduklarını ispat ettikleri zaman. Dolayısıyla alevlenmelerle hastane yatışları azalttığımız zaman hastalığın tehlikeli boyutlarından da hasta uzak durmuş oluyor. Ve bunun için çok önemli bir şey ilaçları doğru kullanmak. Bu noktada ben Deniz Hanım'ın fikrini sormak istiyorum. Çünkü Deniz Hanım bizlerle birlikte çalışıyor. Özellikle serviste tecrübeleri var. Eğitim projesini yapıyor. Deniz Hanım ne dersiniz ilaç kullanımı konusunda nasıl hastalarımızın performansı? Az evvel hastalarımızın da belirttiği gibi hastaneye yattıklarında ilaçlarını düzenli şekilde almayı biliyorlar. Saatlerinde alıyorlar ilaçlarını ama etkin şekilde çekemiyorlar özellikle inhaler ilaçlarını. Biz bu konuda onları eğitmeye çalışıyoruz daha çok. İlacı çektiklerinde içlerine tam akciğerlere kadar indirmekte sıkıntı duyuyorlar. Onu öğretmeye çalışıyorum daha çok. İlaç kullanımları gerçekten çok önemli ve diğer video çekiminin biz hastalarımıza çok çok faydalı olacağına inanıyoruz. Mutlaka tedavinizi doğru teknikle, doğru zamanla, doğru sıklıkla alın diyoruz. Ve KOAH'la iyi geçinmenin birinci yolunun bu olduğunu söylüyoruz. Teşekkür ederiz.